Artık İstanbul'a doğru dönüşe başladık. Bilecik'ten geçip de Şeyh Edebali'ye uğramamak olmazdı. Geceyi türbenin önünde arabada geçirdik. Güneşin doğuşuyla uyandık. Türbeden güneşin doğuşunu izlemek çok keyifliydi. Vali Bey'in sabah sabah türbeyi ziyarete geldiğini gördük. Bu velilere layık valimizi sizlere tanıtalım istedik. Çünkü ben Vali Bey'in bu civarı güzelleştirmek için elleriyle taş taşıdığını daha önce görmüştüm. Bilecik ilimizde Osmanlı İmparatorluğu'nun manevi kurucusu Şeyh Edebali Hazretleri'nin huzurundayız. Ve yanımızda Sayın Bilecik Valimiz Refik Öztürk Bey bulunuyor. Bu civarın, Şeyh Edebali Hazretleri'nin civarını mezbelilikten kurtararak şu anda layık olduğu görünümüne kavuşturmasıyla meşhur olan valimiz ile bir röportaj yapacağız. Sayın Valimiz, önce bize burada yaptıklarınız hakkında bilgi verip ondan sonra sizin diğer sanayi konusundaki atılımlarınızı da biliyoruz. O konularda bilgi verir misiniz? Memnuniyetle. Bulunduğumuz bu alan Osmanlı Devleti'ni kuran bir büyük neslin atalarının mezarlarıyla bize emanet edildiği bir yer. Buraların iyi olması, toplumun mazisine duyduğu saygının derin ifadesi olacağını düşünerek ne yapıp yapıp bunu son derece saygın, o yüce insanlara yaraşır konuma ulaştırılmasını arzu ettik. Burada çok mütevazi imkanlarla, plansız, parasız ve projesiz olarak başladığımız bu çalışmalar 4,5 yıldır sürüyor. Çok zor şartlarda bir çalışma anlayışı sürdürdük. Zor olan şartlar mekanın, araçların, makinelerin girmesine engel olduğuyla ilgilidir. Bazen 1000 askerimiz, bazen 300 öğrencimiz, polisimiz, memurumuz hep birlikte çalışarak atalarımıza Bilecik şehrinin saygısını sunma mutluluğuna eriştik. Bugün buraya daha çok insan geliyorsa, burada devletine, ülkesine daha çok dua ediyorsa, bu mekanların bakımlı ve güzel olduğunu görüyorsa, onların mutluluğunu paylaşmış olmaktan ötürü biz de bir nebze olsun onlarla beraber mutlu oluyoruz, kıvançlıyoruz efendim. Sanayiyle ilgili çalışmalarımızın çok uzun süren bir geçmişi yok. Bölgemizin İstanbul'a, Sakarya'ya, Bursa'ya yakınlığından ötürü kalkınmada bu kadar geç kalmış olmaması gerekir diye düşündük. Yani bir basit tanımla en hızlı kalkınması gereken yerlerden biri olması gerekirken Türkiye'nin en küçük ili halinde kalması moral olarak ezikliğimizdi bizim için. Burada Şeyh Edebali Türbesi'ni, Söğütlü Ertuğrul Gazi Türbesi'ni, Mihal Gazi Türbesi'ni Hisar'da, Kumral Abla Türbesi'ni Bozüyük'te yapmış olmak bizi moral olarak son derece yüceltti. Ve burada yaptığımız hizmetlerin bolluğu, bereketi bizim sanayide geç kalışımızdaki uzun süreyi çok kısalttı. Şunu ifade edeyim. Batı'da Türkiye'nin en geri kalmış yöresi olan Bilecik, 1995 Devlet İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre 18,2 oranındaki bir hızla Türkiye'nin en kalkınan ili konumuna gelmiştir. Bu hız artarak ve katlanarak devam edecektir. Şunu ifade etmek isterim. Bu kalkınmanın temelinde burada gördüğümüz iyilik, burada kazandığımız moralin çok büyük etkisi var. Bunu açıklıkla ve içtenlikle söylemek isterim. İkincisi, müthiş bir tasarruf anlayışının karşılığını aldık biz burada. Devlet kaynaklarının iyi kullanılması, tasarruf anlayışının iyi yerleştirilmesi halinde ben inanıyorum ki Bilecik kalkınmada nasıl hız kazanmışsa ülkemizde aynı hızı kazanacaktır. Ve arzu ettiğimiz kalkınma hızına kavuşarak çok özendiğimiz ülkeleri
geçecek ve aşacaktır. O zaman Türkiye çok daha büyük devlet olacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Özel idare bütçemizle organize sanayiler organizasyonunu gerçekleştirmeye başladık. 1992 yılında 2 milyar bütçesi olan bir özel idare, bugün 6 il merkezi ve 6 ilçesinde organize sanayi kurarak 4 yıl içerisinde 15-20 bin insanının işe gireceği, işsizliği tümüyle çözeceği bir konuma gelecekse, bunda tamamen tasarruf politikası vardır. Ben vali olduğum için değil, tasarruf ederek bir yerle varılabileceğini ispat etmiş olduğum için mutluyum. Yoksa bizler faniyiz. Yaşayacak, bir süre sonra görevinden ayrılacak insanlarız. Ama her zaman konuştuğumuz tasarruf politikasının uygulama şansına eriştiğim için bu valiliği o yüzden bir şans olarak görüyorum. Bu şansımı da iyi kullandığımı düşünüyorum. Bilecik halkının mutluluğunu, esenliğini, iyiliğine katkılar sağlayacak bu gelişmeyi bizimle paylaştığın için değerli televizyonumuzda da teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Peki efendim, hemen hemen her sabah buraya geldiğinizi öğrendik. Bunun özel bir sebebi var mı? Özel sebebi büyük bir saygıyla ilgilidir. Yani çok büyük devlet kurmuş, çok büyük medeniyetler, çok büyük kültürler kurmuş bir neslin, atalarının bize çok mütevazi mekanlarındaki hallerini görmekle ilgilidir. Beni yücelten bir duygu bu. Her gün buraya geliyorum, haftanın belli günlerini Ertuğrul Gazi'ye, Mihal Gazi'ye, Kumral Abdal'a gidiyorum. Tarifsiz bir sevinç ve mutluluk veriyor bana. Çalışmama, verimli olmamama güç kazandırıyor. 4,5 yıldır gerçekten günde 3-4 defa gelirim buraya. Buradaki çalışmaların başında olurum. Demin de dediğim gibi bolluk, bereket getirdi, iyilik getirdi bize, ilimize. Ve onu ben hep buralara bağlıyorum. Buradaki sadakat duygumuza, derin saygımıza. Şimdi Sayın Valimizin affına sığınarak habersizce çektiğimiz görüntülerini yayınlıyoruz. Kendileri yeni yapılan duvarlardaki betonlar çatlamasın diye sulama yapıyorlar. Kısa bir süre için türbenin önünden ayrıldık. Bilecik'te askerken kayıp birini arama sırasında bulduğumuz köprüye gittik. Bilecik'in İstanbul çıkışında Hamsu Deresi'nin üstünden geçmek gerekir. Hamsu'nun 2 kilometre yukarısında ise bu köprü yer alır. Bahçelerin ve ağaçların arasında gizlenmiş köprü, belki de ilk biz bulduk diye hoşumuza gitti. Araştırmalarımızın sonucunda kaynaklarda bu köprünün izine de rastlayamadık. Türk taş köprü tipinde olan çift kemerli köprü, 12. ve 13. yüzyıllarda yapılmış köprülere benziyor. Ancak Osman Gazi'nin Bilecik'i fethinden sonra yapılmış olması muhtemel. Köprü bilhassa bitkilerin tahribatı ile karşı karşıya ve ilgiye muhtaç bir durumda. Yeniden Edebali Hazretleri'nin türbesine geldik ve Yunan mezaliminin canlı tanığı Bilecik'in en yaşlılarından Celal Devecioğlu ile sohbet ettik. Osman Gazi'nin silah arkadaşı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Nalbant işlerini gören Nalbant İlyas. Aynı zamanda Şühedadan ve ölümünden
şehadetinden sonra bazı efendim böyle halleri görülmüş buralarda. Tam yeri burasıydı değil mi kabir? Evet, önce mezarın yeri aşağı yukarı burası. Önce kapalı türbe dediniz, ondan sonra yandıktan sonra... Üzerinde ev vardı. Türbeydi, kapalı. Evet. Sonra yandı, bir tek mezar yeri kaldı. Mezar yeri kaldı. Şimdi o da yok. Yok. İki tane mezar vardı böyle yan yana, heybetli böyle. Ve yola ufak şöyle bir yarım metre kare kadar şey, pencere. Üç tane demir çubuk, üzerine de kedi falan girmesin diye şey, kafes, tel kafes. 7 senesinde benim doğduğum ev şu. Evet. Burada yerin nerede? Burada şu hamamın bitişi. Hemen hamamın bitişi. Evet. Evet. Hamamın burada bak şeyi görünüyor, havalandırma şeyi şurada bak, baca, evet. Baca gibi. Evet. İki katlı mıydı eviniz? İki katlı. Şu da bizim, şu da bizim de, bu iş yeri. Yani mutfak vesaire. Bu da oturma kısım. Bu da böcek bakılır. Sonra İpek böceği mi? İpek böceği, evet, üst katında. Alt katında da mutfak ve tezgah, ipek tezgahı. Evet. Evli mahallenin arsası bende şimdi. Öyle mi? Ev yaptım üzerine. Evlihanenin duvarı kısmen görünüyor temeli. Burada siz anlatmıştınız, Yunan geldiğinde biz daha kaçtı demiştin. Kaçtık. Sonra evleri yaktılar, patladı demiştin. Şimdi 1919 yılında efendim Yunan İzmir'e çıkınca şeyler geldi. 1915 senesinde Konya tarafına sürülen Ermeni gençleri, delikanlılar. Onlar burada halka rahat vermediler. Orada Deli Osman'ın bağı vardır. Yani tepenin altında bir yer. Evet. O bir direk var yani ortada. Direk değil de o kavak ağacı bak kurumuş. Tamam. Onun biri tarafında. Bu mahallenin efendim sakinleri hep orada toplanmışlar gece. Biz daha evvel bir gün evvel şeye değirmene kaçtık. O gördüğümüz değirmene. Bu sırada Yunanlılar şeyde bozulmuşlar İnönü'nde. Bozulunca Eskişehir'e geçememişler, geri dönmüşler Bilecik, Yenişehir, İnegöl, Kütahya tarikiyle Eskişehir'e gitmeyi düşünmüşler ve biz de yavur geliyormuş kendine tekrar. Oradan şey yaptık, değirmenden kaçtık, bu tepeye çıktık. Kayalardan tırmanarak böyle. Aslında Yunan Bilecik'e gelmiyormuş, geçiyormuş oradan, karşı yoldan. Halk toplanmış orada ve Mart ayı, hava soğuk, büyük ateş yakmışlar. Kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta. Oradan efendim, kimisi ısınıyor, kimisi efendim ahvah çekiyor, evlerde yanıyor. Bu sırada burada Yunanlılar evleri yakıyordu. Evet. Hatta bir defasında şu kayanın üzerinden böyle parlak bir şey düştü. Buradaki evler başladı yanmaya. Biz onları yukarıda yanan evden bir yanar halde bir tahta direkt düştü zannediyoruz. Onlar şeymiş, yangın bombasıymış. Düşüyor, hemen ateş alıyor ev. Buradaki evler hep ahşap olduğu için ondan sirayet etti yangın ve yandı. Bizim şu baştaki ev, oturduğumuz ev, hamam bitişinde, yandı. Peder, teessür içerisinde böyle ve aynı zamanda seviniyor, ikinci ev kaldı diye. İkisinden biri kurtuldu en azından. Evet, bu defa hamam yanmaya başladı ve hamamdan ikinci eve de sirayet etti yangın, hepsi yandı bitti. Galiba ikinci evin çatısında barut fıçısı varmıştı. Rahmetli dedem Hacı Ahmet Ağa aşağıda kayaları kırmış, duvar yanmış değirmenin yanlarına, arkaları yanmış falan. Da bu ateş alınca iyice gündüz gibi oldu burası. Siz kaç yaşlarındaydınız o zaman? O zaman işte
5, 6 oralarda. Benim bu doğum tarihi 1917 gösteriliyor ama 15 falan olması lazım. Çünkü siz hatırlıyorsunuz bunu. Evet. Rahat rahat. İyi hatırlıyorum. Ve nüfus kağıtları yandı evlerde. Nüfus kütükleri de yandı maalesef Bilecik'in. Bundan sonra Cumhuriyet'ten sonra muhtar bir nüfus memuru, bir tane polis kapı kapı gezdiler, yeniden kayıt yaptılar. Ve bir Hazretlerinin türbesini hazır yaptılar. Ondan da bahsedelim. Kayıt yaptılar. Bizim mahallenin muhtarı Sadık amca, erkek çocukları 2 yaş küçük, kız çocukları 1 yaş büyük yazmış. Kızlar çabuk kocaya gitsin. Erkekler de geç askere gitsin düşüncesiyle. Onun için biraz ihtilaflı yani, pek doğru değil ki daha büyük olmam lazım. Çünkü iyi hatırlıyorum. Yunanların kıyafetini, gelişini, gidişini hepsini bilirim. Ve o sırada bizim evler yanarken Eli Bayi'yi de ateşlediler kapı tarafından. Eli Bayi'de o zaman bir avuç su yok, çeşme mevcut değil. Sonra söndürecek bir tek efendim Türk de yok. Hep bu şeyler, sürgünden gelen delikanlılar, gayrimüslim delikanlılar. Aynı zamanda efendim Yunan askerleri de ateşlediler, 3 defa alevler, dumanlar yükseldi. Ona rağmen söndü gene. Kendi kendine söndü. Bu içeri girdiğinizde hani kabirleri tahrip etmişler dediniz ya, bütün kabirleri mi tahrip etmişlerdi? Hepsini tahrip etmişler, yalnız hepsi zaten onlar şeydir, uydurma. Sonradan yapmışlar. Şeyler, kemikler dışarıdan getirilmiş, üzerine çamurdan, serpişten mezara benzer bir şekil vermişler. Edebali'nin şeyi, bakın o sanduka var. Sanduka ilk sandukadır. 700 sene evvel yapılmış sanduka. Sandukayı şöyle devirmişler, 3-5 kazma vurmuşlar. O gerçek derin lahit olduğu için kazamamışlar. Öyle kalmış. Kalmış. Ötekiler hep sonradan yapıldı. Ve bu şeyin içerisinde, türbenin içerisindeki lahitler kimlere ait oldu? Meçhul. Peki Celal amcacığım, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Allah hayırlı ömürler nasip etsin. Celal amcaya Allah'tan hayırlı ömürler dileyerek Bilecik'ten ayrıldık. Artık İstanbul'a iyice yaklaşmıştık. Ama sizlere İstanbul'a yakın güzel bir tabiat köşemizi göstermek istiyoruz. Burası Ballıkaya. Gece ulaştığımız Ballıkaya'da önce kamp yerimizi arayıp kampımızı kurduk. Kampımızın hemen yakınında bulunan kaynaktan suyumuzu doldurduk.
Çayımızı demleyip yıldızların altında uzanarak yorgunluğumuzu gidermeye çalıştık. Etrafı inceledikten sonra çadırımıza çekilip yattık. Sabaha karşı gök gürültüsü ve şimşekleriyle uyandık. Arkasından da sağanak halindeki yağmur geldi. Malzemelerimiz iyi olduğundan korkacak bir şey yoktu ve yeniden uyuduk. Yağış nedeniyle kahvaltımızı çadırda yaptık. Hemen yanımızdaki gölde ağ atıp balık yakalayanları da izledik. Yine bir vurdum duymazlıkla karşı karşıyaydık. Küçücük göle attıkları 25 metrelik ağı topladılar. Küçük büyük demeksizin bütün balıkları toplayıp gittiler. Bu durum karşısında dişlerimizi ve yumruklarımızı sıkmaktan başka elimizden maalesef bir şey gelmiyordu. Nehri yukarı doğru takibe başladık. Ballıkaya ortasında nehir akan bir vadi. İki kenarı 70-80 metre yüksekliğinde kaya duvarları ile çevrili. Bu tür oluşumlara kanyon deniyor. İstanbul'a çok yakın olan bu güzelliğe ulaşmak isterseniz Gebze'ye doğru yola çıkmalısınız. Otobana girmeden Gebze'yi 6 kilometre geçince solda Tavşanlı Köyü'nün sapağına gelirsiniz. Bu yol sizi Tavşanlı Köyü'nün içinden geçirecek ve Ballıkaya'ya ulaştıracaktır. Civarda kime sorarsanız size Ballıkayalı'yı tarif edebilir. İşte bu yakınlığından dolayı Ballıkaya'nın başından birçok hadise geçti. Daha çocukken buraya sık sık izci kampları için gelirdik. O zamanlar burasını çok az kişi bilirdi. Her çeşit yabani hayvan bolca bulunurdu. Hatta kayalara yuva yapan arıların aşağılara süzülen balları kahvaltı soframızın en güzel köşesini oluştururdu. Daha sonra buraya kaya tırmanışları için üniversiteli dağcılar geldiler. Daha sonra da üniversiteli diğer gençler. Kanyonun çıkışında civarın en güzel elma bahçeleri bulunuyordu. Özellikle halk burasını duyunca bahçelerdeki elma hırsızlıkları da başladı. Köylüler bir önlem olarak silahla nöbet tutmaya başladılar. Yabancıları civara sokmuyorlardı. Biz bununla yine rahatlamıştık. Çünkü izcilerin yerdeki elmayı bile almadığını bilirlerdi. İzcilerimiz köylülerin ikram ettiklerini bile almaya utanırdı. Ancak köylülerin bu uygulaması yasal olmadığı için kaldırıldı. Yavaş yavaş elma bahçeleri hırsızlıklardan dolayı yok oldu. Köylüler birer birer bu işi bıraktılar. Aslında bu yağmur olmasaydı burasını daha başka açılardan sizlere görüntüleyecektik. Pikniğe gelen bir sürü otobüs, sonuna kadar açılmış teypler, içki şişeleri, naralar. Son model jipleriyle gelip pijama ve atlet ile jipten inip çıkınını sırtladıktan sonra vadiye giren magandalar. Bunlar artık burası için sıradan görüntüler. Belki de bu yağmur sizlerin şansına. Bu güzelliğin çirkin manzaralarını görmüyorsunuz.
Bir de geçirmeyeceğim diyor. Biz izciler kamp yaptığımız yeri bulduğumuzdan daha temiz bırakmakla tanınırız. Ama hiçbir şey bize başkalarının kirlettiğini temizletemez. Zaten biz çevrecilerin ve çeşitli kuruluşların da temizlemesine karşıyız. Bırakalım kirli kalsın. Birileri temizliyor diye bu insanlar buraları devamlı kirletecekler. Bırakınız her yer kirlensin. Piknik yapmaya geldiklerinde leş gibi bir çevre bulsunlar ve yaptıklarından utansınlar. Artık Ballıkaya'da bal kalmadı. Bol miktarda çöp var. Vadinin girişinde bir de içkili lokanta. Ama siz hala gitmek isterseniz kışın veya hafta arası gidiniz. O zaman burasını tenha bulursunuz. Kameramanımız Hamdi Çelikbaş, Yurt Haber Seydişehir temsilcisi. Çocukluğunda yavru kurtluk yapmış. Gençliği, heyecanı, ataklığı ile hızımıza ayak uydurabildi. Teşekkürler Hamdi. Erhan Akdoğan, İstanbul İzci Liderlerinden. Fatih İzci grubunda oymak başı, 8 yıldır izci, 3 yıldır izci lideri. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi. Kampımızın teknik sorumlusu. Başarılarının devamını diliyoruz Erhan. Hasan Subaşı, Fatih İzci Grubu Grup Başı, İzcilik Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunu.